Merhaba. Genler kaderimiz mi? Doğduğumuz anda elimize İskambil destesi kağıtları gibi karılmış bir deste geliyor ve değil mi? Genetik dizilimimiz ve işte testlerde yaptırıyoruz. Bir takım yatkınlıklarımızı aramaya çalışıyoruz ama o yatkınlıklar illa ortaya çıkacak mı? Gende yazılan şey mutlaka olur mu? Bunu konuşmak istiyorum. Bir sürü insan gendeki meseleyi genin kendisiyle ilgili sanıyor. Yani gende bir şey olduğu gibi düşünüyor. Fakat şöyle bir daha değişik açıdan anlatalım. Şimdi parmağın nasıl bir şeydi? İki birbirine sarılmış böyle bir iplikçiğimiz vardı. Bu bizim DNA'mızdı, değil mi? Tamam. Şimdi DNA çok uzun, dört tane harften oluşan şifreler dizilimi. Yani bir tür yazılım. Yani biz o doğduğumuz anda bir yazılımla doğuyoruz. Doğduğumuz birinci günle 100. yaşımızda genetik testimize baktırdığımızda aynı şeyleri bulacağız. Çünkü onda bir değişiklik yok. Fakat bu zaman aralığında orada yazılı şeyler acaba %100 olacak mı? O yüzden de biz bundan kaçamıyor muyuz? Ya da olursa nasıl oluyor, olmazsa nasıl olmuyor? İkizlerde bile durum fark ediyor. Şimdi biz genlere yazılım diyelim, değil mi? Yazılım. Yani elimizde bu var. Peki. Şimdi genlerin şeyi neydi? Bunları ya da reçete de diyebiliriz biz buna. Yani tarif var burada, reçete var. Öyle de diyebilirim. Tarif, reçete, değil mi? Bunun içinde bir şeyler yazıyor. Bunların hepsini aynı lafa getirebilirim. Şimdi bunlar böyle çıplak durmuyorlar. Bunların etrafı sarılı pozisyonda. Bu böyle bir kapsülün içerisinde duruyor. Şimdi burada bilgileri yazacak yazılım, tarif, reçete var. Mesela her bir yerde farklı bir yazılım var. Şuradaki genlerde bir tarif var, değil mi? Buradan bilgi çıkarsa bir şey, bir formül çıkacak. Burada başka bir şey var. Zaten genetik taramada da size bunu söylüyor. Burada da X bir tarif var falan filan. Şimdi gen testi yaptırdığımızda diyor ki size, şuradaki bölge çalışırsa tarifi hesapladım. Senin şu hastalıklara yatkınlığını gösteren bir versiyon var. Görüyorum diyor. Yani hastalık olasılığı diyelim. Yani hastalık olasılığı burada duruyor. Şimdi bu ortaya çıkar mı çıkmaz mı ya konumuz. Hani genler kaderim mi diye. Şimdi bunun dışında bir kaplaması olduğunu söyledik ve kodun burada olduğunu söyledik. Bunun yazılım ya bu. Yazılım olarak tarifini vererek hastalığı ortaya çıkarabilmesi için buna dışarıdan bir sinyal gitmesi gerekiyor. Buradan bir sinyal gidiyor. Değil mi? Bu sinyal şuraya etkiliyor. O zaman şuradaki kılıfta bir açılma oluyor gibi anlatalım. Bu bölge aktif olduğu için bu bölgede bir aktiflik oluyor. Şuraya kadar mesela kapalıyken şu bölge açılmış oluyor. Ve bu bölgedeki şurada ne anlatıyorsa bu kendini gen 10 olarak yazılımı, reçeteyi, tarifi dışarıya çıktı olarak veriyor. O çıktı da bir hastalık olabilir. Evet. Fakat sinyal gelecek ana reçetede, ana tarif listesinde, ana yazılımda, yazılım bölgesine bir sinyal gelmeli. Sinyal bu bölgeyi aktive etmeli ve bu aktive edilmiş bölgede bu genler 10 olup bunun içinde ne yazıyorsa ona ait durumları yaratmalı ve o bir problemse hastalık olasılığımız ortaya çıktı olarak çıkmalı. Yani bu böyle oluyor. Şimdi genel genetik taramalarda özellikle böyle kanser ya da tam genetik hastalıklar aranmıyorsa tek gen mutasyonları denen SNP taraması deniyor. SNP diye yazılıyor ve yatkınlıklarınızı gösteriyor. Diyor ki şu bölgeyi açarsam bu 10 olduğunda mesela senin vitamin D'yi yükseltme sorunun olabilir. Veya senin unutkanlığa yatkınlığın olabilir. Veya işte Alzheimer'a yatkınlığın olabilir. Veya yatkınlığın olabilir. İnsülin şeker hikayen bozuk olabilir. Burada minik bir yatkınlık var. Ancak bir sinyalle burayı açarsak bu ki o yatkınlık dışarıya çıktı olarak çıkarsa mesele oluyor. Demek ki aslında birinci konu buraya hangi sinyalin gittiği ve sinyale bağlı olarak on olup olmadığı. Onun tersi ne o? Demek ki benim konum aslında genlerde ne olduğundan çok ona hangi sinyali gönderdiğimde. Eğer sinyalim olmazsa bu bölge okunmaz.
halde kapalı kalır. Dolayısıyla çıktı olarak hiçbir şey olmayacağı için hastalık olasılığım da azalmış olur. Döndük. O zaman bizim konumuz sinyal. Peki biz sinyalden neyi kastediyoruz? Sinyal bizim yaptığımız her şey. Bu bir uyku, uykusuzluk meselesi. Beslenme, doğru beslenme, kötü beslenme meselesi. İşte stres var yok meselesi. Sigara, çevre şartları vesaire. Bütün bunlar bir tür sinyal ve bu sinyallerin iyiliği ve kötülüğü nereye etkiliyorsa o sinyal gidecek ve bir takım yerlere dürttüğü için yazılımdan kapıyı açıp on yaptığı için çıktı çıkaracak ve siz o şeye daha yatkın olacaksınız veya o şeyle ilgili şikayetleriniz başlayacak. Demek ki önemli olan oraya sinyali göndermemek. Burada değişen bir şey yok. Doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar aynı. Yapılan testlerde tek gen mutasyonları diye siniplere bakıyoruz. Diyor ki burayı dürtersen buradan bu çıkma olasılığı var. Ama dürtmezsen çıkmaz. Çünkü %100 o klasik bazı hastalıkları anlatan bu hastalıktan kaçamazsın DNA bozukluğu değil. Bunlar minik mutasyonlar, minik değişiklikler. Tıpkı göz renginin farklı olması gibi. Ama o bölgeyi tutarsan oradaki yazılımın çıktısında bir olasılık oluyor. Baktığımız şey şunun altına gelen yatkınlıklar, terminoloji böyle. Ben bakıyorum buna. Fakat her laboratuvar, dünyada çok iyi genetik test yapan laboratuvarlar var. Siz tek gen mutasyonları için laboratuvarlara gidebilirsiniz. Bir sürü kısaltmalardan, böyle harflerden oluşan bir rapor önünüze gelebilir. Ucundan da bir bilgi orada olabilir. Ama asıl önemli olan o testler doğrudur zaten. Her laboratuvar doğru ölçer. Yanlış ölçmek çok zor çünkü çok üst düzey makineler kullanıyorlar. Önemli olan bu yazılımda bu sinyaller olursa on olacak durumların şurada sana veriyor zaten, bu değişmiyor. Fakat geriye dönüp şunu okudun, elinde test listem var. Bunun 10 olursa olacaklar burada yazıyor. Fakat nasıl 10 yapmayacaksın? Sinyal ne buraya giden? Geriye döndüğünde şu kısmı nasıl düzeltip de buraya varmayacaksın? İşte onun için çok iyi bir biyokimya ve hani benim yaptığım işleri yapan insanların biriktirdiği gibi bütün bir sağlığa tamamına bakarak işte uykusundan stresine kadar her şeyi resminin içine katabiliyor olması gerekiyor. Artı bu açılmış gen bir çıktı yaparken o nereyi blokluyorsa, değil mi? Onu yapmamak için ne yapacağız? Diyelim ki bizim kanda homosistein genimiz, homosistein testimiz yüksek çıktı. Genetikte de bunun ifadesi olan bir şey bulduk. Bunların ikisini toplayınca ya sen kalp hastalıklarına yatkınsın biraz, kalp damar hastalıklarına diyebilirsin. Başka testlerle de bunu onaylayabilirsin ama bunun yükselmemesi ya da buna bağlı tek gen mutasyonlarının aynı yöne gitmemesi için buradan geriye gidip şurada hangi yiyeceği yediğinde problem oluyor, hangi yiyeceği o yiyeceğin yerine koyduğunda problem düzeliyor veya vitamini verirsen şu yerine bütün bizim burada bu genin yani tek gen yatkınlığı olan ama tam olarak da bir hastalık anlatmayan yazılım, reçete, tarifteki şu olasılığı açmayıp geriye doğru sardırıp hiç orası yokmuş durumuna girmek. Aynı kişiyi paralel evrende biri o yatkınlıkla yaşam şeklindeki düzenlemeleri yapmadığında orayı açıyor ve o gen onu alıyor ve o hastalığa dair hikayeler başlıyor. Biri onları yapmadığı için orası hep sessiz kalıyor ve hastalık ortaya çıkmıyor. Neden sessiz kalıyor? Yanlış sinyal gitmiş olmuyor. O yüzden bizim buraya doğru açılmasını istediğimiz yerlere sinyal göndermemiz, yatkınlıklara dair konuları açmamak için geriye dönük iyi bir biyokimya ile o algoritmayı kurmamız ve olayı şuradan değiştirmemiz gerekiyor. Bir sürü insan zannediyor ki şurada doğuştaki elindeki kartlar odur ve bundan kaçış yoktur. Bu heterozigot ve çok daha ki bunlar bütün genetik hastalıkların çok daha küçük bir olasılığını oluşturuyor. O kaçamayacakların. Fakat onlar yüzde olarak çok küçük. Geri kalan her birimizde tek gen yatkınlıkları denen bu sinipler üstünden versiyonlar oluyor. Aynı ikizin, aynı siniplerinin birinin yaşam şekliyle açılmamış, kapısı açılıp da olaya çıkmamış yazılımın çıktısı öbüründe çıkabiliyor ve bir hastalık olabiliyor. Bizim de hekimler olarak görevimiz bu testi yorumlarken, test her yerde doğru, herkes doğru yapıyor. Asıl mesele yorumlamak, işi
geriye doğru sarmak, bu olursa bu olur demek kolay. Ama bu olmasın diye buraya doğru gidip onu hangi sinyali açıyor ve biz onu nasıl işte vitaminle, yaşam destekleriyle, IV'lerle falan düzeltiyoruz, biliyor olmak bizim işimiz. Konumuz reçete, yazılım aynı. Sinyaller farklı. Sinyaller bazı bölgeleri aktif edebilir, etmeyebilir. On edebilir, off tutabilir. Eğer yanlış yazılım açılırsa bu yatkınlıklar kendini bir hastalık veya hastalığa yatkınlık olarak çıkabilir. Buraları, bu kılıfın üzerine gelecek açılmayı kapatmak için sinyali kontrol edeceğiz. Sinyal bizim bütün yaptığımız her şeyle ilgili ve bunun da zaten tıbbi adı ne? Epigenetik. Epi üzerinde demek. Genetik. Genetiğin de üstünde. Yani genetiğin ne olursa olsun epigenetik onun üstünde. Ona rağmen yapabileceklerin demektir. O yüzden herhangi bir yerde genetik test yaptırıyorsanız testi nerede yaptırdığınız önemini kaybetti. Çünkü her yer çok doğru yapıyor. Çok üstün makinalarla yapılıyor. Ama onun yorumu o küçücük kitaptaki size verilen bukletteki açıklama gibi değil. O işi geriye doğru sarıp sizin günlük hayatınızda yaptıklarınız, kan testleriniz, işte medikal özgeçmişiniz, akrabalarınızdaki hikayeler, alışkanlıklarınız, kullandığınız vitaminler, beslenmeleriniz, bütün bu paketi toplayıp o kapıyı nasıl dürtmeyeceğini, o sinyali oraya nasıl göndermeyeceğini bilen bir hekimle yapmanız gerekiyor. Zaten testler çok pahalı. O kadar bir yatırım yapıyorsanız çok iyi feedback alabileceğiniz kişilere gidiyor olmanız lazım. Çünkü önemli olan orada geri bildirimin kıymeti ki bu sinyali nasıl vermeyebiliriz. Dolayısıyla genler bizim kaderimiz değil. Yani genlerde olan yatkınlıklar bizim kaderimiz değil o hastalıklar. Bizim elimizde olan o kaderi değiştirmek ama geni değiştirmiyoruz. Gene giden sinyali değiştiriyoruz. Bunu bir sürü sağlık önerileri veya yapılacak hekiminizin karar verdiği yöntemlerle yapıyoruz. Önemli olan sinyal, biz ona epigenetik, genetiğin üstündeki manipülasyon diyoruz. Gen kısmı elimizdeki kartlar. Onlar öyle gelmiş ama o kartlardan hangisinin çekilip hangisinin çekilmeyeceğini bizim davranışlarımız değiştiriyor. O yüzden genler kaderimiz değildir. Bizim onları nasıl dürtüp dürtmediğimiz ve bununla ilgili ne yapıp ne yapmadığımız asıl konudur. O yüzden geninizi suçlamadan önce o geni dürtmekle ilgili ne yaptığınız konusunda kendinize soru sormanız lazım. Genler kader değil.